Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa Allah ikisine de sizden daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer şahitlik ederken dilinizi bükerseniz veya çekinirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Demek meşhur Filinta Mustafa sensin. Sen hangi köpeğin işkiyasısın ulan? Bunun! Ağır ol Çukur Sinan. Filinta Mustafa'yı derdest edip getirdik işte. Bizim mükafat nerede? Abdül, koskoca Filinta Mustafa için bu kadarcık mı mükafat vermiş? Abdül ne diyorsa o. Filinta Mustafa. Abdül senin için İstanbul'un her yerine haber gönderdi. Ölü ya da diri. Getirene özel bir kıyağı olacak. Arkadaşlara nasipmiş. Abdül senin araklandığını duyunca çok sevindi. Seninle biraz eğleneceğiz. Abdül yok mu? Son anda gelmekten vazgeçti. Kusura bakmazsan seni ben temizleyeceğim. Gelmeyecek mi? Sana ne lan? Hani gelecekti lan Abdül? Ben size gelmez demiştim. Ne diyorsunuz kardeşim? Abdül gelir gelmez. Size ne? Mustafa'm kusura bakma kardeşim. Seni de boşuna okşadık. Kızmışsındır da bana. Madem Abdül yok. Yok. O zaman sen söylersin cephanenin yerine ha? Söyler söyler. Cephaneyi nereden biliyorsun lan? Ya şu Rumeli'ye isyan için göndereceğiniz cephane yok mu? Hazır Abdül'le beraber onları da alalım diyorduk da kısmet değilmiş. Kimsiniz lan siz? Yavata zaptesi, tutuklusunuz. Thank you.
Yaklaşmayın lan! Yaklaşmayın! Sakin. Bak sen akıllı adamsın. Kaçırdığınız cephane elimizde. Adamların geberdi. Uğraştırma bize. Buradan çıkış yok. Yaklaşmayın. Öldürürüm. Zavallı kızı bırak. Gitsin. Basın gidin lan! Arkadaşım, amma uğraştırdın ha. Silahları nasıl sahibini söyle. İsmi ver Sinan. Abdül'ün çalıştığı adamı bilseniz... ...hepiniz toz olursunuz İstanbul'dan. Tam olarak öğrenmek istediğimiz bu. Abdül nerede? Arkasındaki ismi söyle, teslim ol. Abdül'ün çalıştığı adam... Ne yaptın lan Rıza? Oğlum adamı kolundan vuracağım, başından değil. Kol burası, baş burası. Konuşur mu şimdi bu adam? Konuşur mu Mustafa? Ulan bir öğrenemedin gitti ha. Konuşmaz. Abi ne yapayım? Açığını gördüm, indirdim. Ayrıca güzel kardeşlerim, böyle bir baskını bana bile son anda söylüyorsunuz. Ne bir hazırlık ne bir istihbarat. Haklısın da Rıza. Yapacağımız bütün baskınların hepsi içeride dallanıp budaklanıyor. Sen de böyle şeyler alınma birader. Neyse. Silahlar diğer tarafta. Şu itin başında kal. Cesetleri toplayalım. Hadi. Hayırlı haberlerle geldiniz inşallah. Kadı efendi. Kadı efendi. Ne oldu? Abdül'ü bulabildiniz mi? Anladım. Peki. Sorgulama için adam tutukladınız mı? Ya oğullar. Hiç olmazsa birini sağ bıraksaydınız da malumat alsaydık keşke. De hadi de. Vallahi hocam adamlar tutuklanmaktansa ölmeyi tercih ediyorlar. Ha. Onlar ölüyorlar. Abdül de elinizden yılan gibi kayıp gidiyor. Bakın oğullar. Abdül'ü bulmamız lazım. Alelade bir suçlu değil o. Onun ardında büyük balık var. Abdül'ü yakalarsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Rumeli'ne giden silah sevkiyatı durur. Koca bölge huzura kavuşur. Anladınız mı? Emredersiniz kadar. Emredersiniz kadar. Emredersiniz hocam. Gelelim diğer meseleye. Padişah Efendimiz'e bir mektup gelmiş. De bakalım kimden? İngiliz Kraliyetinden hususi bir teşekkür mektubu. Padişah Efendimiz sana bir madalya töreni düzenlenmesini emretmiş. Hocam ne gereği vardı? Hak ettin oğul. Hak ettin. Padişah Efendimiz hak edene hak ettiğini verir. Sen bu ikisine uymuyorsun değil mi? Harikadır efendim. İyi. İyi. Ali, şu bıçakları ört ya. Müşirden çok kasaba benziyorsun böyle. Sen bize uyuma, iyi mi?
Kadı efendi padişahımızı şahsen tanıyor mu? Padişahımız şehzadeyken hocasıymış. Öyle az insan bilir. Bize tuzak kurmuş. Kendisini yakalatmış, süsüvermiş. Şeytanın aklına gelmez. Adamlarımın yarısını öldürdü, kuruttu bizi. Kaç yıldır benim için çalışıyorsun Abdül? Birkaç yıldır diyelim. Herkes hata yapar ama sen bir daha yapma. Ayrıca Mustafa'ya tuzak nasıl kurulurmuş bir gösterelim. Bunun için senden istediklerim olacak. Benden haber bekle. Sağ ol. Sağ ol Barış Efendi. Sağ ol. Yeni silah sevkiyatını Varna üzerinden yapalım. Sen de başımda ol. Cami avlusunda bulduk amiri. Dikkat et. Kader arkadaşım. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Çok neşelisin. Çünkü bugün babamla Pera'ya gezmeye gidiyoruz. Nişanlın Enver de geliyormuş ama bizimle. O benim nişanlım değil. Abi, baban hiç öyle söylemiyor ama güzel kızım. Kim ne derse desin. Ben sevmediğim, aşık olmadığım bir adamla evlenmem. Dilinin zoruna bak. Nasıl anlayacakmışsın peki aşık olduğunu? Hı? Böyle... Otur dede. Böyle aşık olduğum adamı gördüğümde vurulmalıyım. Böyle yumruk gibi oturmalı yüreğime bakış. Hadi kızım hadi. Biliyorsun babam bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Hadi. Şu Enver denen adama hiç tahammülüm yok. Lara, hadi kızım. Hadi üzme beni. Küçük hanım. Vay. Lara bugün yangın yeriymiş ha. Ne diyorsun yine kardeşim? Diyorum ki bu kafanı kaldır bir sağa sola bak. Güzele bakmak sevaptır oğlum. Mustafa bu sende ki müskül pesantlık ne olacak böyle? Ha? Sana kız beğendiremiyoruz oğlum. Bak bir başına bekar kalacaksın ha. Ulan gören de seni beğenmiş, görmüş, almış çoluk çocuğa karışmış sanır ha. Kuru baş. Doğru söylüyorsun ya. Bir kuru baş kaldık öyle. Bana bak. Allah sevdiği kulu yalnız bırakmaz demiş. Anladın mı? Ben öyle bir kız arıyorum ki Ali. Böyle nefesimi kesmeli. İçime yumruk gibi oturmalı, anlıyor musun? Beyi bize bak sen be. Aşk arıyorum oğlum ben. Ara ara. Ama çok ararsın, haberin olsun Mustafa. Sana da bir şey söylenmiyor. Abim. Abi. Hayırdır Hasan? Ne oldu? Acil haber geldi. Abdül Kuşçuhan'da 11 numarada kalıyormuş.
Benim biraz zayıflamam lazım. Babacığım, kol kola yürüyelim mi? Nişanın kıskanmasın. İstanbul'un en yakışıklı erkeği benim babam. Hiç kimse bir şey söyleyemez. Ayrıca nişanlım falan değil o. Yani. Hem biz hiç artık baba kız gezmiyoruz. Haklısın. İşler yüzünden seni ihmal ettim değil mi? Telafi ederim. Hep ettim, etmedim mi? O zaman canım babacığım, bugünün tadını çıkaralım. Ne yapmak istersin peki? Ay, zavallıcım. İyi misin? Bir şeyimiz yok ya. Affedersiniz beyim. Açım. 3 gündür boğazımdan lokma girmedi. Peki. Önce bir karnını doyur. Sonra eğer iş istiyorsan limana git. Benim ismimi ver. Boris Zaharyas. Gemilerinden birinde sana iş ayarlasınlar. Anladın mı? Allah razı olsun beyim. Güzel kalpli canım babam benim. Maalesef babanın eve dönmesi lazım. Bir dostuyla buluşması gerekiyor. Ama sen istersen nişanlına dolaşmaya devam edebilirsin. Hep bir iş. Lütfen. Kızım sana emanet. Bana güvenebilirsiniz Bay Zaharyas. Elbette Enver. Hava kararmadan evde olun. Tamam Bay Zaharyas. Hadi gel kızım, gel. Bizim adam tüymüş. Hala sıcak. Gideli çok olmamış. Bu mendobur bizden hep bir adım önde. Bu nasıl oluyor Mustafa'm? Hadi ya. Yok, benim kesin biraz zayıflamam lazım. Hoş geldiniz Bay Zaharyas. Geciktim, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Bu yemeği sizler için özel olarak hazırlattım. Güvercin. Aslında çok lezzetlidir ama yemeğini yapmak maharet ister. Çünkü kanı içinde kalsın diye onu boğmak gerek.
İşin püf noktası burada. Çünkü hayvanı uzun sürede öldürürseniz kendini kasar. Eti sertleşir. Lezzeti kaçar. O yüzden tam vaktinde sert bir hareketle boynunu kırmalısınız. Yani beyler, bu lezzetli yemek için bütün bu güvercinler büyük acı çekti. Ama hayat, bazılarının iyi yaşayabilmesi için diğerlerinin acı çekmesi gerek. Doğru, doğru. Hepimiz iyi bir yaşam için bazı şeyleri feda ettik. Ama açgözlülük... İnsanoğlunun en büyük hatası. Şimdi içinizden neden böyle konuştuğuma dair beni sorguluyorsunuzdur. Merakınızı gidereyim. Aranızdan biri benden çalıyor. Üstelik bunu gözlerim içine baka baka yapıyor. Beyler, Boris Zaharyas'tan kimse bir şey çalamaz. Aç gözün gözü ancak öldüğünde doyarmış. Afiyet olsun. Halis İpek'tendir. Bağdat'tan gelmiştir. İşlemeleri altın suyundandır. Ne kadar? Aman Nara. Ne ehemmiyeti var? Biz tezgahtaki bütün şalları satın alıyoruz. Bütün? Evet, evet. Bütün şalları satın alıyoruz. Enver Beyciğim, hiç gereği yok. Olur mu? Ben nişanlımın ayağına dünyaları sererim. İyi madem. Dadı? Zaten kış geldi. Şalları Galata'daki garibanlara dağıtırız. Garibin fakirin hayır duasını alırsınız siz de Enver Bey. Hmm. Hazır gelmişken Hatice'yi hediye alalım. Sedir saatini bitirdi kızcağız. Olur birader. Hasan. İstiyorsan karakola git. Selamünaleyküm. Aleykümselam beyim, hoş geldin. Alıyorum. O satın alındı. Bu. O da satın alındı. Bu. Alındı. Bu alındı. Bu alındı kardeşim, hepsi alındı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
Dur. Yalnız bu biraz pahalıdır beyim. Alıyorum. 400 kuruş. Yuh! Buyurun beyim. Tertemiz olduk. Maaşlar da gitti. Yemin ederim şurama yumruk oturdu. Yumruk değil o birader. Kazık kazık. Zaman alırım. Haftaya gelin. Eyvallah! Oğlum bunun normal sesi de böyleymiş. Ne haber Abdullah? Ne haber diyorum Abdullah? Paşa kardeşlerim hoş geldiniz. Mustafa'm, emanetin çok güzel oldu. Gelin benimle. Çabuk çabuk, yeni filinte hazır. Filintanın daha gelişmişini yaptım. Bu hali daha iyi oldu. Yine döktürmüşsün Abdullah. Yakışır Mustafa'ma. Yakışır. Büyük adamsın vallahi. Mustafa'm, kaplasını yeniledim. Barut hazinelerini de genişlettim. Tahribat gücü daha da arttı. Adalet kılıcın yapamadığını yapar Mustafa. Vakit geldi Mustafa'm. Oğul.
Kibir bele bağlanmış taş gibidir. Ne onunla yüzülür, ne de uçulur. Anladım. Hadi bakalım. Esat Paşa hayırdır? Yerinizi mi karıştırdınız? Nazır Efendi, özür dilerim. Dalgınlık. Boş görünce ben de buraya geçtim. Teşrifat hatası affedilmez Esat Paşa. Bir memur evvela teşrifatı öğrenmelidir. Zira bizim geleneklerimizde büyüklere hürmet esastır. Bunu ivedilikle öğreniniz. Çok haklısınız Nazır Efendi. Lütfen özürlerimi kabul edin. Müşir Mustafa. İstanbul'daki gayret ve muvaffakiyetlerin İngiltere'den gelen davette tahkikat esaslarımızı öğreterek devleti ahaliyeyi mağrur etmen ve kraliyetten zabitan teşkilatına teşekkür mektubu aldırman ve diğer üstün başarılarından dolayı sultanımız tarafından adalet nişanına layık görüldün. Mustafa, bu nişanın üzerinde El Adlü Esasül Mülk yazıyor. Bunu kimin söylediğini biliyor musun? Hazreti Ömer söylemiştir sultanım. Aferin. El Adlü Esasül Mülk. Yani devletin esası adalettir. Devlet-i âliyedeki ıslahat çalışmalarımızdan biri adalet üzerinedir. Yetiştirildiğin bilgileri, edindiğin deneyimlerini zaptiye teşkilatımızın gelişiminde kullanacaksın. Seni nazırımız olarak görmek isteriz günü geldiğinde. Emredersiniz sultan. Âlâ, âlâ. Senden beklentimiz büyüktür Müşir Mustafa. Unutmayasın. Teveccühünüz sultan. Âlâ, âlâ. İleride nazır olacaksın. Hadi bakalım.
Fırtına çetesi limanda saklanıyor. İstihbarat sağlam. Önce Kadı Efendi'ye gidelim. Baskın müsaademizi alalım. Vakit yok. Orada ne kadar kalacakları meçhul. Bence zabitleri alıp basalım limana. Zabitler dışarıda devrede. Karakolda bizden ve nöbetçilerden başka kimse yok. Hasan! Arabayı hazırlat Hasan. Dışarıda bir tane hazır var amirim. Şu Abdül'ü bir ziyarete gidelim bakalım. Oğlum seni İngiltere'ye eğitim vermeye gönderdiler ama sen böyle bir acayip oldun ha. Padişahın gözdesi Flint'a Mustafa. Hey aslanım benim. Pardon Mustafa'm. Kusuruma bakma kardeşim. Sıcak. Beşiktaş karakoluna gidiyoruz. Zabitlerin hepsini al ambara gel. Hadi aslanım, acele et. Emredersin. Ben! Ne yapıyoruz? Sen arkayı kontrol et. Biz de Lille önden gideriz.
Rıza'nın şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Rıza başının çaresine bakar. Ali, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ya Filinta, sen de ne şüphecisin ya. Şüphe iyidir, ömrü uzatır. Bu sayede hayatta kaldık lan şimdiye kadar. Mustafa'm, eğer alnına yazıldıysa... Kaderden kaçış yok. Namı değer Filinta Mustafa ve bıçak Ali biraderle. Bala üşüşen sinekler gibi düştünüz tuzağına. Şimdi silahlarınızı atın da uslu uslu konuşalım. Sen dedin niye bu silah yere düşmez? İkinize karşı 12 kişiyiz. Söylemedi demeyin. Ulan alçak herif. Silahlarımızı atsak da atmasak da bizim için düşündüğün belli. Ali. Şu Deli Mahmut ve çetesini hatırlıyor musun? Unutur muyum Mustafa'm? Unutur muyum hiç? Şu pencereden bak bakalım bu it kimleri çağırmış. Kimseler yok burada. Birazdan düşerler Mustafa.
Hayırlı geceler Kadı Efendi. Hayırlı geceler. Bir hadise vuku buldu. Sizi hemen getirmem söylendi. Anladım. Sen bekle. Ben hemen geliyorum. Nasipse nereye gidiyoruz? Saraya. Sultanım, Kadı Gıyasettin Efendi huzurlarınızda. Gel Kadı, gel. Meselemiz mühim. Emredin Sultanım. Kadı Efendi, bu akşam limanda elin bir olay yaşandı. Maalesef bu elim olayda Amir Ali Efendi şehit düştü. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi racûn. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin Kadı Efendi. Bu baskın büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Ne olmuş? Yapılan ilk tahkikatte vuku bulan hadisenin Müşir Mustafa tarafından tertip edilen bir örtbas etme vakası olduğu söyleniyor. Anlamadım. Siz ne söylersiniz Sadrazam Efendi? Neyin örtbası? Müşir Mustafa'nın rüşvet aldığı, çetelerle işbirliği yaptığı ve bu olayda kendi suçunu örtbas edebilmek için Bıçak Ali'yi ve eşkıyayı öldürdüğü iddia ediliyor. Hayır. Hayır. Mümkünatı yok, olmaz öyle şey. Sultanım, buna nasıl inanırsınız? Böyle bir mevzuda adaletin tecelli edebilmesi için tahkikatin icap edilen derinlikte yapılması şarttır. O vakit mahkeme sizindir Kadı Efendi. Allah utandırmasın. Emredersiniz sultanım. Mustafa Kadı Gıyasettin'in oğlu gibidir. Gıyasettin'in omzuna çok yük bindirdik. Sultanım izin verirse Mustafa'ya birinci rütbe nişanını zat-ı haliniz taktı. Eğer Mustafa ona iddia edilenleri yapmışsa adalet hemen tecelli etmeli. Yoksa hem içeride hem dışarıda adaletiniz sorgulanacaktır. Yok eğer Mustafa'ya kumpas kurulduysa bunu Kadı Gıyasettin'den başkası çözemez.
Ali. Mevzudan haberdarım oğul. Tuzağa düştük. Avcıyken av olduk. Ali, yarın defnediyoruz. Buradan bir çıkayım. Bizi bu tuzağa kuranların hepsini... Şu vakit hiçbir şey yapamayacaksın oğul. Hakkında türlü töhmet var. Rüşvet aldığın ve Ali'yi öldürdüğün için mahkemeye çıkacaksın. Ne diyorsunuz hocam? Böyle iftira mı olur? Beni bu saçma suçlamalarla kimse yargılayamaz. Sultanımızın emriyle seni ben yargılayacağım oğul. Üstüne kuru bir şeyler ver. Yarasıyla beresiyle de ilgilen. Allah'ın emir ve kazası olmadıkça hiç kimseye ölüm yoktur. O vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Ey ahali! Şunu iyi bilin. Bugün mezara giren yiğit sizler için savaştı. Hak ve adalet için canını verdi. Zalimin karşısında, masumun yanında yer aldı. İyiliğe iyilikle, kötülüğe adaletle cevap verdi. Ne mutlu bize ki onu tanıdık. Ne mutlu ona ki şehitlik mertebesine ulaştı. Yüce Rabbim onu yanına aldı. Şimdi Müşir Ali'nin ruhuna El-Fatiha. Amin. Güle güle aslanım. Hala anlamış değilim. Mustafa ile Ali bu tuzağa nasıl düştüler? Rıza. Hele bir daha anlat bana. Bu olay nasıl vuku buldu? Kadı efendi, ne olduğunu ben de anlamadım. Her zamanki gibi arka taraftan dolaşacaktı. Ambara girmeden patlama oldu. Ben oğlumu, sen kardeşini kaybettin. Ama Allah'ın izniyle bu olayı çözeceğiz. Kadı efendi, neden hala Mustafa'yı içeri tutuyorsunuz? Şahitlik edeyim. Çıkartalım Mustafa'yı. Adaletin
Bir işleyişi vardır Rıza. Mahkeme yarın başlayacak. Allah'ın izniyle bir hal çaresine bakacağız. Hem Mustafa'yı çıkartırsak Ali'nin acısından tüm İstanbul'u hallaç pamuğu gibi atar. Zaten senin şahitliğin Mustafa'yı kurtarmaya yetecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Sanık, zabitiye müşteri Mustafa Efendi'nin rüşvet aldığı ve Amir Ali'yi öldürdüğü iddiasıyla muhakeme edileceği davaya başlıyorum. Müşir Mustafa Efendi, asli müdafaa hakkınız saklı kalmak kaydıyla dava esası hakkında söyleyecek bir kelamınız var mıdır? Vardır Kadı Efendi. Davanın esasına itirazım vardır. Şahsıma isnat edilen alçakça suçların hiçbiriyle yakından uzaktan alakam yoktur. Bir suçum varsa eğer, bana ve adalete karşı kurulmuş bu tuzağın tam ortasına düşmüş olmaktır. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Yapılan ilk tahkikatte şahitlerin verdikleri ifadelere binaen Müşir Mustafa Efendi'nin kumar oynadığı, bol miktarda para kaybettiği, çetelerle işbirliği edip rüşvet alarak suçlara göz yumduğu iddia olunmuştur. Zabitana bu mevzuda ifade veren şahitleri sırasıyla getirin. Şehadet müessesesi mühim müessesedir. Doğruyu söyleyeceğine yemin verdin. Yalancı şahitliğin bu dünyadaki cezası ağır, öte dünyada daha ağırdır. Anladın mı? Müşir Mustafa iyi bir müşteridir. Çatır çatır kumar oynadığını çok görmüşüm. Allah Mustafa bizi araca kesmişti. Her hafta gelir, rüşvetini alırdı kadar. Bir gün efendim. Çok sarhoştu Batakhanede.
Aldığı rüşveti de evinde saklarmış. Öyle dedi. Günah boynuna. Meşhur Filinta Mustafa. Çok zekiydin hani? Şu düştüğün hallere bir bak. Çok yakında o ipi boynuna ben geçireceğim. Kimse kurtaramaz artık seni. Efendim, amirimiz Mustafa Efendi'nin hanesinde yaptığımız arama neticesinde rüşvet aldığı iddia edilen altınları ve paraları bulduk. Yalan bu. Kim bilir kim koydu? Doğru mu? Yalan öyle bir adam bir aç. Kardeşim. Nasılsın? İhtiyacın var mı? Tek ihtiyacım buradan çıkmak. Merak etme. Yarın senin için şahitlik edeceğim. Herkes işin doğrusunu öğrenecek. Bize bu tuzağı kuranlar kimlermiş bulacağım. Biliyorsun değil mi? Kalbini ferah tut. Çıkartacağız seni buradan. İşin üzerindeyim. İpuçları buldum. Bu tuzağı kim tezahürlediyse bizden kaçamaz. Merak etme. Bana bak. Kendine dikkat et. Başına bir şey gelmesin. Merak etme. Tetikteyim.
Lara? Bana da yer aç bakalım. Benim güzel kızım. Niye bu kadar üzülmüşsün? Hı? Hı. Ya benim babam gerçekten onu Enver'le evlendirirse? Ya gerçek aşkımı hiç bulamazsam? Güzel kızım. Ay parçam. Şşt, Lara. Söyle bakalım, birisi mi var? Mustafa, aleyhinde olan şahitleri dinledik. Var mıdır senin bir şahidin? Vardır Kadı Efendi. Amir Çelebi Rıza. Buyurun, takdim edin kendinizi. Ben Rıza, Çelebi Rıza, Zapt 7 amirim. Güzel. Hadise nasıl vuku buldu? Abdül'ün çetesinin yerini Ali'ye ve Mustafa'ya sen mi söyledin? Hayır Kadı Efendi. Ali amirime getirdiğim haber rüşvetçi bir zabit hakkındaydı. Rıza Efendi, hadise nasıl vuku buldu? İyi düşün taşın. Abdül'ün bu zamana kadar yakalanmamasının sebebi bir zabitin koruması altında olması. Kimmiş bu zabit? Mustafa. Namı diğer Filinta Mustafa. Namussuz! Namussuz! Nasıl bir adamsın lan? Mustafa. Otur. Rıza Efendi, zabitsin, namın var. Bu söylediklerin doğru mudur? Benim bildiklerim şunlar Kadı Efendi. Mustafa Abdül'ün kazandığın yarısını alırmış. İşlediği suçlara da göz yumarmış. Mustafa bizden zaten şüphelenmişti. Bizi Abdül'ün saklandığı yere götürdü. Ali amirim ambardan içeri girer girmez onun işini bitirdi. Yalan! Bana bak! Ali'nin adını ağzına alma. Sükunet! Rıza Efendi, seni son kez ikaz ediyorum. Gözlerimle gördüm Kadı Efendi. Ali'yi öldüren Mustafa'dır. Daha sonra ambarı patlatarak Abdül'e çetesini temizledi. Mustafa şeytanın ta kendisidir. Mustafa, Müşir Mustafa, hakkındaki iddialara ne dersin? Var mıdır bir diyeceğin? Kumpastır Kadı Efendi. Bunu en iyi zat-ı halinizin bilmesi gerekir. Ama tezgah iyi kurulmuş. Belli. Allah şahidim. Ölümden korkum yok. Şerefsizlerin kurduğu bu tuzağa kurban gitmek bana koyuyor. Şimdi söz sizindir Kadı Efendi. Lazım olan neyse yapınız. Mustafa. Yok mu başka diyeceğin? Yoktur. Hocam. Thank you.
Şahitler dinlendi. Deliller görüldü. Kararımı yarın vereceğim. Rıza, sen de ben de yalan söylediğini biliyoruz. Gel bu hatadan vazgeç. Kadı efendi, ben söyleyeceğimi söyledim. Size hususi olarak söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bu olaydan sonra elimden kurtulabilir misin ey fani? Doğduğuna pişman ederim seni. Ne yaparsın kadı efendi? He? Yetiştirdiğin adamın biri mezarda. Diğeri adi bir suçlu. Dar ağacına gidecek. Üstelik sen götüreceksin. Atın bunu dışarı. Daha da içeri almayın. Hadi. Bugün çok cesurdun. Kadı Gıyasettin'in karşısında kimse dayanamaz. Hadi artık. Senden hiç şüphem yoktu. Benim için her şeyi yaparsın Rıza'dım. Yeter hadi. Benim için her şeyi yapar mısın Rıza? Evet. Evet lütfen. Lütfen artık. Lütfen. Mahkeme bitince seni daha çok rahatlatacağız. Sonsuza. Olmaz hocam, olmaz. Davayı bu aşamada bırakamazsınız. Bırakırsanız eğer, adaletin terazisini elinizde tutamazsınız. Sultanım, elimde tuttuğum adaletin terazisi değil, celladın kılıcı. Kadı efendi, sana işini öğretecek değiliz. Lakin deliller ve şahitler ne diyorsa odur. Delillerin ve şahitlerin tamamı şeytanın bir el tarafından tertip edilmiş. Bu melunlar bize kendi evladımızı boğduracaklar. Boşa konuşuyoruz hocam. Dediklerinizi ispat edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz? Mesele bu. Sultanım, daha evvel de arz ettim. Bu tahkikatle olmaz dedim. İçimizdeki hainler bize tuzak kurmuş. Kadı efendi,
Ailen yüzyıllardır kadı yetiştirdi. Ulema yetiştirdi. Yarın bu konuyla ilgili kararını açıklayacaksın. Ne aile şerefine ne de hanedanlığımıza leke sürdürmeyeceksin. Sultanım. Sana olan güvenimi sarsma. Emredersiniz sultanım. Kadı Gıyasettin bir daha huzuruma çıkmayacak. Emredersiniz sultanım. De paranın mutluluk getirmediği söylenir. Sen morfin mi kullanıyorsun? Nasıl bulaştın bu pisliğe? Osmanlı için savaşta kurşun yedim Boris Efendi. Aa. Günlerce acı içinde attım. Morfin olmasaydı o acıya dayanamazdım. Bazıları kurşun atar, bazıları yer. Değil mi Cemil? Doğru söylersiniz Boris Efendi. Ama hayatının kararını verdin. Ben artık arkam. Bıktım artık üç kuruşluk adamların peşinden kelle koltuk dolaşmaya. Sizin desteğinizle Boris Efendi, Nizamiye'de yükseleceğim. Aynen. Söz verdiğim gibi bu daha başlangıç. Beraber çok iş yapacağız. Yükseleceksin. Hak ettiğin gibi yaşayacaksın. Eksik olmayın Boris Efendi. Rıza, gerçekten bizim yanımızda mı yer alacak? Allah'ım, sen beni yolundan, ışığından ayırma. Senin yolunda yürüyebilmem için bana güç, kuvvet, kolaylık ver ya Rabbi. Çaresiz kaldım. Biliyorum. Şahitler yalan. Deliller düzmece. Lakin ispatı mümkün değil. Bir elimde adaletin terazisi, diğer elimde dar ağacı. Bu nasıl imtihandır ya Rabbi? Günahsız bir kulu ölüme gönderiyor. Yok mudur bunun bir hal çaresi? Bu çocuğu ben büyüttüm. Ellerimle zabit yaptım. Ona hakkı, doğruluğu öğrettim. Bu ona reva mıdır? Bu bana reva mıdır? O Allah katına çıkacak.
Ben burada vicdanımın hapsinde ömrümü geçireceğim. Yüce Rabbim adaleti emrediyor. Bense melunların tuzağına düştüm. Oğlumu idama gönderiyorum. Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma bey. Allah en güzel vekildir. Allah'tan ümit kesilmez. Her şeyde vardır bir hayır. Evelallah. Sağ olasın hatun. Allah'ım, bilerek isteyerek kimseye kötülük etmedim. Kalbimden ışığın, gönlümden imanın hiç eksik olmadı. Var eden de, yok eden de sensin. Sen istemeden alemlerinde yaprak kıpırdamaz. Bana bu tuzaktan kurtulmayı, şerefli bir ölümle huzuruna gelmeyi nasip eyle. Hükmolundu. Karar. Elde edilen kanıtlara ve şahitlerin ifadelerine göre Zabitiye Müşiri Mustafa Efendi'nin isnat edilen suçlardan suçlu bulunduğuna kanaat getirilmiştir. Suçun cezası dar ağacında asılarak İdam edilmektir. Thank you.
Rıza Efendi, sana Boris Efendi'nin selamını getirdik. Şüphe yok. Bu Thomas'ın arabası. Bu da onun bastonu. Zefir Efendi, müsaadenizle. Delildir. Karakola götürelim. Askeri ateşimizi yakarak öldürüyorlar. Sonra da yanan arabasıyla elçinin önüne bırakıyorlar. Kim buna cüret edebilir? Ruslar. Osmanlılar mı? Kesin Osmanlı istihbaratının işi bu. Eğer bize ders vermeye kalkıyorlarsa misliyle karşılığını alacaklardır. Thomas'ın cenaze işleriyle ilgilen. Padişah'a haber gönder. Huzuruna çıkalım. Kim Britanya'ya karşı bu alçaklığı yaptıysa burnundan fitil fitil getireceğiz Markus. Sultanımız Efendimiz, askeri ateşemiz Sir Thomas'ın katilinin tez vakitte bulunması herkesi ziyadesiyle mutlu edecektir. Sefir Efendi, Dahiliye Nazırımız cinayet konusunda bazı vahim iddialara sahip olduğunuzu söylüyor. Aman efendim, ne iddiası? Bizimki acizane... Sizi dinliyorum. Bu işi Osmanlı istihbaratına sızan hainlerin yaptığını düşünüyoruz. Rusların Osmanlı istihbaratında adamları olduğunu biliyoruz. Onlar... Sefir, sen ne dediğinin farkında mısın? Hünkârım. Görüşme bitmiştir. Sefirin iddiaları doğru mu paşa? Bizim istihbaratın bu işte bir ilgisi var mı? Zannetmiyorum sultanım. Yani zannınıza kaldık. Katili bulacağız sultanım. Katili bulacağız. Katili ne zaman bulacaksınız paşa? Sultanım. Koca emniyeti iki paralık cinayet davasında aciz duruma düşürdünüz. Zabıtan ne yapar? İstihbarat ne işe yarar? Yok mu bu durumdan bizi kurtaracak birisi? Sultanım, Kadı Gıyasettin sarayın önünde bağdaş kurmuş saatlerdir beklemektedir. Sizinle görüşene kadar gitmeyecekmiş. Ne emredersiniz? Derdest edelim mi? Sultan, Gıyasettin'in görüşme talebini yine reddetmiş. Kâin
kainatın vicdanı tarihte yatar. Padişah henüz şehzadeyken Gıyasettin ona hocalık yapmış. Biliyor muydun bunu? Yani Sansar, işimizi padişahın vicdanına bırakamayız. Zindandaki adamlarımıza haber gönder. Mustafa'nın işini bitirsinler. İskender Efendi'nin gülhane şerbeti. İçer misin kadı? Eksik olmayın sultanım. İç kadı, iç. Saatlerdir bekliyorsun, susamışsındır. Ben şehzadeyken bana sürekli devleti âliyeyi Osmaniye'yi yönetmek zor ama adaletli olmak daha zor derdin. Cihan Sultanı'nın bile yapamayacağı şeyler var. Adamın Mustafa rüşvetten ve cinayetten suçlu bulundu. Hakkında idam kararını sen verdin. Şimdi Cihan Sultanı olarak onu affedersem memlekette dirliği nasıl sağlayacağız? İdam kararı benimdir sultanım. Lakin adalet tecelli etmemiştir. Tahkikat eksiktir. Ok yaydan çıktı Gıyasettin. Dönüş yoktur. Gıyasettin, delirdin mi sen? Bu ne cüret? Nöbetçiyi çağırdığım anda kellen gider. Sultanım, bana bu davaya bakmamı emrettiniz, yaptım. Her defasında bu tahkikatle olmaz diye defaatle ikaz ettim. Lakin ne siz ne Sadrazam Efendi yeni tahkikatin yapılmasına müsaade ettiniz. Mevcut delillerin ve şahitlerin tamamı şeytani bir sahicilikle düzenlenmişti. Elim kolum bağlı kaldım. Taltiflerinize mazhar olan en iyi müşiriniz Filinta'ya bu hainliği yapma cüretini gösterenler kim bilir şehri İstanbul'da neler yapıyorlar. Bu ne demek şimdi? Kumbas büyük sultanım. İşin içinde emniyet teşkilatındaki zabitler de var. Bunları bulup temizlemedikçe bu teşkilat devleti Aliye'nin teşkilatı olamaz. Sizden dileğim Mustafa'yı affetmeniz değildir. Bize bir sene müddet verin. Bu kumpası çözelim. Bu pisliği temizleyelim. Nazır Efendi. Emredin sultanım. Geç masaya yaz. Tevkif edilen zabit Mustafa'nın kendisine isnat edilen suçlara karşı suçsuzluğunu ispat için bir yıl mühdetle tahliyesine bu süre zarfında amirliğinin iadesine. Yaz paşa. Gıyasettin Hatemi'nin görevine ek olarak Galata Kadılığı'na daini tarafından emrolunmuştur.
Benim de senden bir isteğim var Kadı Efendi. Emredin sultanım. Galata semti hanedanlığımızın yüz karası haline gelmeden Galata'da elinden pislik yuvasını temizleyeceksin. Limanı kontrol altına alacaksın. Suçlulara göz açtırmayacaksın. Ama her şeyden önce öldürülen İngiliz ataşesi olayını çözmen için seni tam yetkili kılıyorum. Ya Allah seni ayağıma gönderdi ya da büyük bir hata işliyorum. Ferman sultanımızındır. Hayırdır Selman ağa? Akşam akşam. Kadı Gıyasettin Efendi'nin emri var. Seni çok pasaklı görmüş. Hamamda yıkanıp patlanacaksın. Hadi düş önüme. Anladım. Buradan çıkış yok Mustafa. Çalıştı. Vurun!
vursanıza! Gel! Savun bırak! Sultanımızın fermanı var oğul. Sana da, Ali'ye de bunu yapanı bulacağız. Demek ölümden kurtuldun Mustafa. Sana hayatı öyle bir zindan edeceğim ki, bugün ölmediğin için her gün pişman olacaksın.